Merhaba, bugün 7. sınıf ışığın madde ile etkileşimi hakkında sorular çözeceğim. Başlıyorum. Birinci sorum şöyle. Renkleri belirlenen zeminlere beyaz, yeşil, turuncu ışıklar yollanıyor. Bu durumda bu zeminlere bakan bir gözlemci bu zeminleri hangi renkte görür? Şimdi bununla ilgili kurallarımız vardı. Mesela birinci olayda olduğu gibi. Eğer zemin renkli zemine beyaz ışık yollanıyorsa, beyaz ışığın içinde tüm renkler olacağı için... O zemin bunun içinden sadece kendi rengini yansıtır. Yani maviyi yansıtır. Diğer renkleri soğurur. Bu durumda birinciyi gözlemci mavi olarak görür. İkinci durumda ise eğer ana renkler birbirinin üstüne yollanıyorsa, yani zemin ana renklerden bir tanesi ise, yollanan ışık da ana renklerden bir tanesi ise bunlar Renk oluşturmaz çünkü bunların içinde mesela yeşilin içinde kırmızı, kırmızının içinde yeşil yok. Bu durumda görüntü oluşmaz. Yani siyah olur. Ya renk yok deriz buna ya da renk oluşmaz diyebiliriz. İkinciye siyah diyorum. Üçüncü durumda ise bu da yine eğer zemin beyaz ise bu zemine hangi renk yollanırsa yollansın beyazın içinde mutlaka o renk olacağı için o rengi yansıtır beyaz diğerlerini soğurur. Bu durumda yansıyan turuncudur. Turuncu. Yani beyazın içinde tüm renkler olacağı için hangi renk geliyorsa o rengi yansıtabilir. Böyle demek daha doğru olur. Bu durumda üçüncü durumda da turuncu olur. Turuncu. Evet, başka bir soru diyor ki saydam ortamda verilen ışın şekildeki gibi yolu izliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi hemen izleyelim, bakalım. Önce biraz e, soruyu inceleyelim. Gördüğünüz gibi yüzey normali, gelen ışın, bu durumda kırılan ışın bu. Kırılan ışın, gelen ışınla yüzey normali arasındaki açı, yani buradaki A açı, gelme açısı. Aynı şekilde kırılan ışınla yüzey normali arasındaki şu gördüğümüz açı, kırılma açısı kırılma açısı Ortamların yoğunluklarını inceliyorum. Eğer geldiği zaman şu gördüğünüz noktalı şekildeki gibi gidecekken eğer normalden uzaklaşıyorsa burası az yoğundur. Burası çok yoğundur. Bu kuralları konu anlatımında çok fazla anlattığım için çok ayrıntısına girmiyorum. Evet bakıyorum buna göre kırılma açısı A'dan büyüktür. Baktığım zaman şu kısım sadece a'ya karşılık gelir matematiksel olarak düşündüğümüz zaman ama gördüğünüz şu kısım yani şunun tamamı kırılma açısı olduğu için evet kırılma açısı a'dan büyüktür doğru bir ifadedir. A gelme açısıdır az önce incelediğimiz zaman evet gelen ışınla yüzey normali arasındaki açı olduğu için evet gelme açısı a'dır bu ifade doğru. Çok ve az yoğun bulmuştuk bu durumda a'ya çok yoğun b'ye az yoğun dedik. Bu durumda A'nın yoğunluğu B'den büyüktür. Ama burada B'nin yoğunluğu A'dan büyüktür demiş. O yüzden bunu almıyorum. Hangileri doğrudur dediği için cevabım 1 ve 2'dir. E evet, yine başka bir ortamlarla yollanan ışınlarla ilgili bir soru. Diyor ki ortamların yoğunluklarını sıralayınız. Bir soru daha sormuş. Diyor ki ışınları ortamdaki hızlarını sıralayınız. Evet bakıyorum normal şartlarda evet ışınım şu şekilde noktalı yerdeki gibi gidecekti. Ama gördüğünüz gibi normalden uzaklaşmış. Bu durumda burası az yoğundur. Demek ki burası da çok yoğundur. Bir sıralama yaparsam A çok yoğun B az yoğun olur. İkinci duruma bakıyorum. Geliyor ışın normal şartlarda şu şekilde gidecekken yine normalden uzaklaşıyor. Demek ki burası yine az yoğun. Burası çok yoğun. Burada çok yoğun B'ymiş. Az yoğun C'ymiş. Sıralıyorum. Yoğunluklarına baktığımız zaman D, A, büyük D, B. D biliyoruz ki yoğunluk, yoğunluğun sembolüdür. Aynı zamanda bakın B C'den çokmuş. Şuraya yazıyorum. DB B büyüktür D, C. Bu durumda şu C'yi hemen şuraya kaydırırsam ifadede bir eksiklik olmaz. DC. Bakın DB B büyük D, C. Aynı şekilde diğer taraftan ilk yansıma, ilk kırılmadan baktığım zaman da şunu görüyorum. DA büyük DB bunları birleştirince böyle bir sıralama oluyor. İkinci soruya gelince yoğunlukla ışığın o ortamdaki yayılma hızı ters orantılıdır. Çünkü yoğunluk dediğimiz şey çok fazla taneciğin belirli bir hacme yığılmasıdır. Bu çok yoğun anlamına gelir. Az yoğunsa böyledir aynı hacimde daha az tanecik vardır. Bu durumda ışın taneciklere çarpacağı için çok yoğun ortamda yavaşlar. Bakın yoğunluğu DA'nın en büyüksü o zaman V yani hızın sembolize eden V en küçük olmalı. Aynı şekilde DC burada en az yoğunsa DC'de yani VC dediğimiz hız sürat ise burada en fazla olmalı. Araya da yine V, B kalır. Bu şekilde de süratleri sıralamış oluruz. Evet ayna sorusu. Bakalım aynadaki görüntüsü nasıl olur? Bunlar da yöntem şudur. Buradan baktığımız zaman burada nasıl aynaya 3 sırtını dönüyorsa burada da 3 sırtını dönmüş olmalı. Yani baktığım zaman sırtını döneceğine göre şöyle bir 3 çizmek zorundayım. Bakıyorum 2'nin şu gördüğüm yere e, paralel olan kısmı aynaya bakıyorsa burada da aynaya bakmalı. Bu durumda şöyle çizilir. Gelir 2 şöyle olur. Bakın 9'un sırtı aynaya dönükse burada da sırtı aynaya dönük olmalı. 1'in uç kısmı aynadan uzak tarafa bakıyorsa burada da uzak tarafa bakmalıdır. Bu şekilde tabi bunların uzun e, aynaya uzaklıkları aynı olmalı. Ama çizimde biraz daha büyük çizdiğim için biraz daha uzak gibi gözüküyor. Ama mesafeleri aynı olmak zorundadır. Evet gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde olur. Başka bir ayna sorusu: Çocuğun birinci ayna uzaklığı 5 metre, şu mesafe 5 metreymiş. İkinci ayna uzaklığı 12 metredir, şu mesafede 12 metreymiş. Çocuğun birinci ve ikinci aynada oluşan görüntüler arasındaki mesafe kaç metredir? Klasik bir soru ama bunları bilmeden diğerlerini yapmak zor olur. O yüzden biliyoruz ki aynaya ne kadar mesafedeysek görüntümüz de aynaya aynı şekilde mesafede olmak zorundadır. Bu durumda şurada bir görüntü oluşacaksa noktalı yapıyorum. O zaman onun da aynaya mesafesi 5 metre olmak zorundadır. Aynı şekilde ikinci aynada yani şu görüntü şurada oluştu. Şimdi ikinci aynada bir görüntü oluşturacağım. O da tahmini şu kadar uzaklıkta olduğunu varsayıyorum. Şöyle noktalı noktalı yaptım görüntü olduğu için. Bunun da mesafesi 12 metre olmalı. Şimdi yapmamız gereken 12, 12, 5 ve 5'i toplamak. Topladığım zaman şuradan 10 metre artı 24 metre o da işte 34 metre. Genelde bu soruları bir de şu yöntemle yapıyorlar. Evet iki görüntüyü yine sorduğu zaman şu ikisini toplayabilirsiniz. Yani 5 artı 12. Yine bunlardan birer tane daha olacağı için çarpı 2 diyebilirsiniz. Yine 2 çarpı 17'den 34 metreyi bulursunuz. Bu da başka bir yöntemidir. Evet başka bir soru diyor ki. Mavi bir zeminde beyaz kağıt, kırmızı top ve mavi kalem vardır. Zemin kırmızı ışık ile aydınlatılırsa bu cisimlerden hangileri hangilerini göremeyiz? Şimdi bir zeminde bir cismi göremiyorsanız zeminle aynı renktedir. Zeminle aynı renkte olan cisimler kamufle olur. Yani görünmez. Bakıyorum kırmızı ışık mavi zemin. Önce zemini düşündüğüm zaman zemin hangi rengi alır onu bulmam gerekiyor. Kırmızı bir ana renktir, mavi ana renktir. Ana renkteki bir cisme ana renkteki başka bir ışık yollanırsa zemin siyah olur. Demek ki ben siyah zemin üzerinde siyah bir cismi göremem. Siyah dışındaki her renkteki cismi görürüm. Beyaz kağıda kırmızı ışık geldiği zaman kırmızı olur. Demek ki bu kırmızı olacak. Kırmızı olduğu için bunu mutlaka göreceğim. Kırmızı topa kırmızı ışık gelirse kırmızıyı yine yansıtacağı için top da kırmızı olur. Beyaz zemin üstü, siyah zemin üstünde kırmızı top ve kırmızı kağıt gözükür. Ama mavi kalem ise yine aynı şekilde ana renklerin çakışması olduğu için kalem siyah olur. Siyah. Bu durumda siyah zeminde mavi kalem yani orada siyah görünecek gözükmez cevabım mavi kalemdir. Evet bu da son sorumdu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.